Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir toplantıda 2019 yılında gerçekleştirilen tarımsal projeler anlatıldı ve 2020 yılı için hazırlanan projeler hakkında da bilgi verildi. Bu toplantıda 2018-2019 yıllarında tarımsal alanda yapılan hizmetleri özet bir şekilde anlatarak 2020 yılında valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, GAP İdaresi Başkanlığımız ve Dicle Kalkınma Ajansı ile yapılacak projelerin tanıtımını gerçekleştirecek. İl Özel İdare Genel Sekreterliği Kezer Tesislerinde düzenlenen toplantı İl Müdürü Ergün Demirhan'ın konuşmasıyla başladı. Dilimizin ekonomik değeri yüksek ürünlerimize fıstık, bal ve küçük baş hayvancılıktan sonra çok yakın zamanda ceviz ürünümüzü de katacağız inşallah. Valiliğimiz İl Özel İdaresi'nin 30 bin katkılarıyla fıstık bahçelerimizde görülen zararlarla mücadele etmek amacıyla ilk defa feromon tuzak dağıtımı yapılmış. Projeden çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Demirhan'ın ardından Siirt'teki tarımsal çalışmalara büyük destek veren Dika Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ bir konuşma yaptı. Çok özel bir yer. Siirt aslında özelini ve kendisini korumayı seven bir yer. Bence Siirt büyümeli aslında çünkü potansiyeli, yereli olan, yerel değerleri çok güçlü olan bir ilimiz. Bunu özellikle kırsal kalkınma adı altında hem ajansımız, hem GAP idaremiz, hem diğer destek veren kuruluşlarımızla beraber inşallah hak ettiği yere hep beraber getireceğiz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Hasan Kılıç da yaptığı konuşmada verdikleri destekleri anlattı. Tabii Sayın Müdürüm güzel bir sunum hazırlamış. Hem bizim 2019 yılında destekleyici, 2020 yılında destekleyeceğimiz projeler hem de Kalkınma Ajansı destekleyici. Yani ben şunu söylemek istiyorum idarem adına. Biz GAP ilerindeki 9 yılın tamamına mümkün oldukça gelen önemli projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü birinci hedefimiz bölge insanının kalkınması bizim için çok önemli. Bunun için de gerekli yatırımların yapılması gerekiyor, gerekli desteklerin sağlanması gerekiyor. Tabii takdir edersiniz ki hiç olanaklar açısında biz bu sunmaya çalışıyoruz. Rektör Profesör Doktor Murat Erman'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik bir konuşma yaptı. Bugün Siirt adına gerçekten hepimizin gurur duyduğu projeleri sizlerle paylaştık. Yani bu projelerin hayata geçirilmesinde, projelendirilmesinde çok ciddi katkıları olan başta İl Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten Siirt'imiz belirli senelerden sonra ilk defa tarım alanında proje atanına kalkmıştır. İnşallah bu projeleri detaylandırıp, çeşitlendirip ileride Siirt'imize daha iyi projeleri hep birlikte hazırlayacağız. Vali Atik konuşmasında tarım teşkilatının çalıştığını belirtirken onları kutladı ve kendisinin yalnızca orkestra şefliği yaptığını söyledi. İl Tarım Müdürümüz bunu da biraz benden fazlaca bahsetti. Aslında ben bir şey yapmadım. Ben sadece bir orkestrayı yönettim. Sadece iyi enstrüman çalan insanlar bir araya geldiler. Ben sadece o orkestraya şeflik yaptım. Yoksa esas başarı benim ekibimindir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Vali Atik tarafından Dika Genel Sekreteri Altındağ ve GAP Bölge Müdürü Kılıç'a plaket verildi. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Şengöz tarafından Vali Atik'e tablo hediye edildi. Toplantıya bazı ilçe kaymakamlarıyla tarım alanında çalışan sivil toplum örgüt yöneticileriyle tarım teşkilatı katıldı.